Deprem bölgesini vuran selde 18 kişi hayatını kaybetti. Bunlardan 16'sı Şanlıurfa'da, ikisi Adıyaman'da. Bölgede selin izleri silinmeye çalışılırken gözler bu hafta sonuna çevrilmişti. Çünkü yine şiddetli yağış bekleniyordu. Bu kez Gaziantep uyarıldı. Hemen Gaziantep'e gidelim. Merve bakalım bize neler aktaracak. Merve Tokaz orada. Merve, yağış başladı mı? Sel riski var mı? Son durum nedir bölgede? Seni dinliyoruz. Tunç, senin de ifade ettiğin gibi bölgede iki günden bu yana sağanak yağış etkisini devam ettiriyor ve şu dakika itibariyle de yağmurun yavaş yavaş tekrar etkisini hissettirmeye başladığını ifade edelim. Bölgede şu an için olumsuz bir durum yok. Gece boyu şimşekler çaktı, yıldırımlar düştü bazı noktalara. Sağanak yağışın özellikle Gaziantep merkezde çok etkili olduğunu ifade edelim. Ancak şu an için olumsuz herhangi bir durum yok ama sel riskine karşı önlemler alınmış durumda. Şimdi şuna dikkat çekmek lazım Tunç. Yağmur yağmasıyla birlikte afet zedeler için hayat daha da zorlaşıyor. Islahiye'deyiz biz kameraman arkadaşım Mehmet onunla birlikte. Bakın, çadırların kurulduğu alanda yağmurun etkisiyle yerlerde su birikintileri oluşuyor. Çadırların bulunduğu alanlarda çamur oluyor ve şunu söylemek istiyorum. Çadırların bazılarını basıyor. Buradaki çocuklar, buradaki vatandaşlar afetzedeler, depremzede her biri. Bir de şimdi sel korkusuyla tabii yaşamaya çalışıyorlar. Hemen şöyle ablamız var burada, ona mikrofon uzatmak istiyorum. Ablacığım geçmiş olsun. Sağ olasın canım, Allah razı olsun, sağ olasın. Senin de çadırın değil mi? Aynen, çadırımızın içine su girmiş. Bu gece hiç yatmadık. Tedirgin mi oldunuz? Evet evet, saat 11'e 12'ye kadar sel gelir diye, su gelir diye şey yaptık ama korktuğumuz da başımıza geldi. Burası sizin çadırınız. Bakın işte. Ne yaptınız şimdi? Kaldırdınız altını. Bak, altı su. Ne yapacağız burada? Nasıl yapacağız? Nasıl yatacağız? İşte halimiz çok kötü. Yine çocukların da var. Yok, yeğenlerim benimki değil bunlar canım. Peki yani ne yapacaksınız? Karton hazırladınız herhalde. Karton mu koyacaksınız? Altak karton serelim de biraz suyu çeksin. Hiç olmazsa halıya malıya geçmesin diye. Mecbur yatıyoruz, eve güvenemiyoruz. Eve gidemiyoruz. Evimiz var ama gidemiyoruz. Hatalı şey olduğu için. Aynen. Rezillik. Şimdi görüyorsunuz, şunu söylemek istiyorum. Bakın burada da çadırdı akşam. Yağmurun yağmasıyla birlikte su girdi çadıra. Şimdi kartonlarla işte altına muşambalarla temizliyorlar ama yani tabii zor, kolay değil. Şimdi başka kişiler de var. Özellikle şimdi hastası olanlar var. Teyzemizin de eşi kemoterapi tedavisi görüyor ve çadır da görüyor bu tedavi, öyle mi? Evet kızım. 57 yıldır emeğimiz hepsi boşa gitti canım. Eşim rahatsız. Çadırda iki oldu ki kemoterapi görüyor kızım. Kiriye yazıldı kızım. Her yer salandığı için korktuk. Onda vazgeçti. Konteye yazıldı kızım. Bekliyorsun. Bütün etkilere kızım dilekçe verdik. Başvurdu kızım. Bugün yarın diyorlar kızım. İnşallah gelecek. Çıkmadı yavrum. Şimdi senin çağrın nedir peki? Senin eşin de hasta. Benim eşim hastadır. Ben bir konteye istiyorum kızım. Eşim ekfesyon kapıyor. Perişanım. Gelinim hamile, kızım hamile, çocuklarım hep paramparça oldu. Her biri bir yere gitti kızım. Çok zor durumdayım. İnşallah. Buradan evet. Yetkililere ben evet. Seslenmek evet. İstiyorum. Bu bizlerin vasıtasıyla. Evet. Buradaki çadır kentte, Islahiye'de çadır kentte yaşayan bu teyzemizin eşi kemoterapi, evet. Kanser hastası. Kemoterapi tedavisi görüyor ve çadırda. Böyle durumu daha öncelikli kritik olan insanlar var. Zaten biliyoruz ki konteynerlarda öncelikli özellikle hastalar, yaşlılar, küçük çocukları olanlara sağlanıyor. Burada da teyzemiz var. İsmin neydi teyzeciğim senin? Sebiha Yiğit canım. Sebiha teyzemizin durumu da onlardan biri. Kritik olanlardan bir tanesi. Bakın burası çadırların olduğu bölümün yalnızca bir kısmı. Şimdi su birikintileri, biz buraya sabah saatlerinde geldik. Sabah saatlerinde yağmur daha da etkiliydi. Sabah saatlerinde özellikle daha fazla her alanda suyun olduğunu söyleyelim. Vatandaşlar turuncu kodlu uyarı olduğunu söylemiştik. Şunu iki günden bu yana hep şunu duyuyoruz vatandaşlardan. Çok tedirginler.
Şimdi sel felaketi oldu Şanlıurfa'da, Adıyaman'da, Malatya'da. Bizler de Malatya'daydık kameraman arkadaşım Mehmet Onur'la birlikte. Oradaki vatandaşlarda da aynı tedirginliği görüyoruz. Şimdi önümüz Ramazan. Vatandaşlar biraz daha bu süreçte yağmurlar da yağdıkça tedirgin oluyorlar. Yani bir an önce şunu söylemek lazım. Şimdi çadırların kurulduğu alanlar belki de böyle toprak zemin değil de mıcır taşlı noktaları olsa belki biraz daha iyi olur. Gerçi burada da taşlar var ama yağmurun şiddetini arttırmasıyla birlikte çok pek çok çadırda aynı durumu görüyoruz. Bakın şunu göstermek istiyorum. Şimdi yağmur yağıyor. Yağışlar şiddetlendikçe vatandaşlar da böyle önlem alıyorlar. Böyle toprakları ve taşları buraya çadırların kenarlarına biriktiriyorlar. Biriktirmeseler bakın şu görmüş olduğunuz su olduğu gibi girecek. Ki yapmalarına rağmen çadırların içinden alt kısımlarından sular girebiliyor. Gördüğünüz ablamızın çadırına da su girmiş. Şimdi karton koyacak altına. En azından aynı şeyi yaşamamak için. Bir yandan tabii depremi unutamadan bir de sel korkusuyla yaşıyorlar. Bölgedeki çevredeki sel felaketlerini izledikçe burada da tedirgin oluyorlar. Çünkü bardaktan başalırcasına yağıyor. Yani şu an için hafiflemiş olsa da özellikle gece saatleriyle birlikte yağmur etkisini iyice arttırıyor. Bizler de bu noktadayız. Bir kez daha buradaki vatandaşları uyarmak istiyorum. Gaziantep'te turuncu kodlu uyarı var. Hem AFAD'dan hem meteorolojiden telefonlarımıza da bizlerin de mesajlar geliyor. Lütfen dikkatli ve tedbirli olalım. Şu an için herhangi bir olumsuzluk yok ama dikkatli olunması gerektiğine fayda olacaktır diyelim. Biz gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz kameraman arkadaşım Mehmet Onur'la birlikte diyerek yeniden sözü sana bırakalım Tunç.